Nuh Bayraktaroğlu korkusuz. Tek adam rejimini demokratik hukuk devletine çevirecek çoğunluğu yakalayamamış seçmenler bakalım ne yapacak? Yaşadığımız krizlerin sebebini sadece tek adama bağlamak ne derece doğru olabilir ki? Çok güçlü bir toplum. Çok güçlü bir devlet sadece bir kişi tarafından yıkılabilir mi? O tek kişi milletin çoğunluğu ve hem de defalarca seçtiğine göre demek ki çöküşün sorumlularının en başında milletin çoğunluğu geliyor. O tek kişi her imzaladığı kararnameyi tek başına uygulamadığına, tek başına yasalaştırmadığına göre demek ki yasama organındaki milletvekili çoğunluğu da çöküşten sorumlu. Bütün soruşturmalara, bütün yargılamalara o tek kişi yapmadığına göre demek ki Adaletsizliklerden sorumlu olanlar, o ülkenin yargısında görev alan, sorumlulukları gereği adil olmak durumunda olan ama kararlarına vicdanlarıyla değil, kinleriyle, öfkeleriyle ve nefretleriyle veren savcı ve yargıçlar da çöküşte en az tek adam kadar sorumlu. Soru şu: Henüz tek adam rejimini demokratik hukuk devletine çevirecek çoğunluğu yakalayamamış seçmenler birleşebilecek mi? Giderek devletin çöküşüne dönüşen bu durumu düzeltmek için aralarında uzlaşacak mı? En azından çöküşü durdurmak için demokratik protesto haklarını kullanacak mı? Bu durum yaratılmasından bir numaralı sorumlu olan tek adamı uyaracak mı? Yok eğer bunların hiçbirini yapmayacak, işini gücünü bırakıp hafriyat yapan makinelerin bir binanın yakışını izleyen boş gezenin boş kafası yurttaşlar gibi Seyredecekse balığının kuyruğu bile kokmuş demektir. Öylesi kınama olmaz bir kişinin emrini yerine getirmek olur. Arkadaş diyor ki terörle mücadele meselesi her türlü siyasi çekişmenin hesabın polemiklerin üzerinde tutulması gereken milli bir konudur. Ama fakatsız lakin siz bir şekilde terör örgütünü kınamayan hiç kimse kendini bu ülkenin partisi siyasetçisi olarak takdim demez Nasıl yani? Terörü kınadıktan sonra teröristler bile öldürmüş olsa yurttaşlarımız ama deyip devleti yönetenlerin hatalarını, kusurlarını, kabahatlerini, yanlışlarını ve daha suçlarını tarif edip anlatmayacak mıyız? Ya arkadaş öylesi kınama olmaz ki öylesi bir kişinin evreni yerine getirmek olur. Mafya ekonomisi çöküşü hızlandırır. Demokratik hukuk devleti olarak ekonomiyi büyütemeyen iktidar her an mafya ekonomisiyle büyümeye dönüş yapabilir. Oysa gelişmiş dünya ülkelerine baktığınızda demokratik hukuk devleti olarak büyüdüklerini görüyoruz. Türkiye ekonomisi ise hukuk alakıyla yönetilmediği için büyümüyor. Mafya ekonomisi ise hem hiçbir işe yaramaz ama hem de çöküşü hızlandırır. Herkes yerli ama yetkili mahkemeler İngiliz. Anlayamadığım şu, köprüyü, otoyol, hastane, havaalanı, alt üst geçiş inşa eden yüklenicinin kullandığı dış kredilerin tamamı hazine devlet millet garantisinde. Oysa ihalelere çıkan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ihaleyi yöneten Yükleniciyi müteahhit seçen siyasetçi ve bürokrat yerli. İhaleyi kazanan yerli ama anlaşmazlık durumuna yetkili kılınan mahkemeler Londra'da tamam çok ayıp. Devlet etiğine eti eti daha aykırı bir durum ama herhalde bunun böyle olması durduk yerde tercih edilmiş değil. O halde soru şu neden ulusal mahkemelerimiz değil de imperialist İngiliz mahkemeleri yetkili? Keserin döneceğini, sapın döneceğini, gün gelip hesabın döneceğini anlayanlar geleceklerini garantiye almış olmak için mi Londra mahkemelerini yetkili kılmış olabilirler mi acaba? Uyuyan bir halk bu soruyu kendi kendine sorup cevaplar mı? Bir gitti arkadaş ya bu haberin nesi güzel? Hürriyete yayınlanan haberin başlığı şöyle. Aşı tuttu, sonuçlar olumlu, güzel haberler gelmeye başladı. İki kişiden birini aşı kurtardı. Demek ki... 83 milyon aşılanırsa 41,5 milyonumuz yaşamaya devam edeceğiz. Şaka gibi yani yani. Karı kocadan biri gidecek diğeri kalacak öyle mi? Bu haberi yapan arkadaş var ya kesin bekar ya da kalacak olanın kendisi olduğundan çok emin. Bir git arkadaş ya bu haberin nesi güzel. Duyurmayan şart mıydı Alişan? Saray türkücüsü Alişan eşi bu şey var olan 563 bin Türk lirası değerinde yüzük hediye etmiş. Sosyal medyada helal diyenler de varmış. Yuh yani diyenler de Alişan kızmış. İmkanın varsa alırım tabi bana iki evlat verdi. Her ne kadar imkanın varsa dese de belli ki imkanı varmış almış. İyi de etmiş ama be Alişan Duyurmam şart mıydı memduh Bayraktaroğlu korkusuz yayınlarımızı desteklemek için beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız aydınlık günler ve gelecek dilerim hoşça kalın.